Rakibin üstüne gitti. Jonathan Delpare! Gazişehir Boluspor deplasmanında 1-0 önde değerli seyirciler. Müthiş bir gol Jefferson'dan. Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Kardemir Karabük Spor sahasında Gazişehir Gaziantep'e 6-1 mağlup oldu. Gazişehir Gaziantep aldığı 6-1'lik skorla ligi de 5. sırada tamamlamayı başarırken Kırmızı Siyahlar böylelikle Osmanlı Spor'la play-off'ta eşleşmiş oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak kendileri için sadece kazanılması gereken bir maç olduğunu söyledi. Bizim için sadece kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Maçtan önce de söylemiştim. Bugün bir tek amacımız vardı. Maçı kazanmak ve birinci hedefimiz olan play-off'a kalmak. Bunu başardık. Oyuncularım maçın başından belli bir fark olana kadar çok ciddi bir şekilde oynadık. Ve nihayetinde de hak ettiğimiz farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim için maçtan ziyade artık çarşamba günü oynayacağımız rakibimiz de belli oldu. Osmanlı Spor maçı. Sadece buna odaklanacağız. Liglerle playofflar çok farklı şeylerdir. Playofflar çok farklı oynanır. Ligdeki performanslar, şeyler hepsi bir kenara. Biz hem bizim kendi playoff deneyimlerimiz hem de oyuncularımızın deneyimlerinden dolayı playoffların bana göre en şanslı takım biziz. Ama tabii bunu hem skor olarak hem de oyun mücadeleyle kendi lehimize çevireceğiz inşallah. Ve bir hedefimiz var, şampiyon olmak. Şampiyon olmak için de şu anda önümüzde Osmanlı Spor engeli var. İnşallah bunu hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardan sonra elde edeceğiz. Finalde İstanbul'da buluşacağız. İki ayaklı maçların lig maçı gibi olmadığını kaydeden Altıparmak taraftarı yanında görmek istediğini söyledi. İki ayaklı maçlarda tabii lig maçı gibi değil, daha farklı olacak her şey. Rakibimizin oraya nasıl geleceğini ve nasıl bir futbol oynayacağını biliyoruz. Biz de ona göre oynayacağız. Çünkü iki ayaklı maçlarda tabii ki herkes ister ki birinci ayak kendi evinde her şeyi bitirelim. Ama biz gol yemeden orada maçı kazanıp avantajlı bir skorla Ankara'ya gitmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız, bunun için oynayacağız. Ve oyuncularım da her şeyin bilincinde. İnşallah istediğimiz gibi olup Ankara'ya avantajlı gitmek istiyoruz. Bunun için de tabii bizim mücadelemiz kadar artık şu taraftarımızı da yanımıza görmek istiyoruz. Bundan önce olan her şeyi bir kenara bırakıp sadece Osmanlı Spor maçına odaklanmamız lazım. Bunu şehir olarak yapmamız lazım. 4 günümüz var. Biz 4 gün süresince biz dışarıda hazırlanacağız. Taraftarlarımız da kendileri hazırlanacaklar. İnşallah çarşamba günü hep birlikte Kalyon Stadı'nda Osmanlı Spor play-off maçında buluşacağız. İnşallah da oradan istediğimiz sonucu alıp Ankara'ya öyle gideceğiz.